Can dostlar, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Merhaba. Sultan Nevruz, baharın gelişi, aydınlıkların başlangıcı, doğanın uyanışı, sevgi, dostluk, muhabbet çağlayanı gelir aklıma Sultan Nevruz deyince. Nevruz ve Nevruziyeler ama daha çok da benim çocukluğumdan beri aklımın, belleğimin içerisinde yer alan bir bahar ve baharla birlikte özdeşleşen çiçekler, kırlar, doğa ve e, suların yürümesiyle birlikte çayır çimen ve onların içerisinden çıkan doğal çiçekler, hep kırların özlemi vardır, doğanın özlemi vardır, çekip gitme özlemi vardır bir umut, bir mutluluk arayışı vardır, sevgi arayışı vardır. Belki de benim gibi birçok insanda sıkılıyordur yaşamdan, hayattan, hayatın getirilerinden. Dolayısıyla da apansız bir çekip gitme isteğidir. Yüreklerde yatan kara basanları üzerimize her an çökecekmiş gibi duran dağları yararak gitmek, 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 ufuklara doğru gitmek, bir bilinmeze doğru gitsek de orada hayal etmek, güzel yurtları, güzel yaşamları, özlemimizin çağrısıdır bu. Hep peşi sıra gideriz işte bizler de böyle. İşte bir iki gündür de bu videoyu yayınlamak için gerçekten gönül coşkunluğum yoktu. Birçok insanlarla görüştüm, telefon trafiği çok yoğun. Sevdiğim, saydığım insanlar var. Beni sevenler var. Var olsunlar. Dolayısıyla saatler boyunca konuşuyoruz, sohbet ediyoruz telefonlarla ve Nevruz'larını kutluyoruz, arıyoruz, onlar arıyorlar. Evet, Alevi tarihi ilk gününden bugüne yazılmalı, kayıt altına alınmalı, derlenmeli diyoruz. Tarihi belgelerdir tanıklıklar. Tanıklık edecek bizlerin geçmişine. Kimisi aleyhimizde, kimisi lehimizde fermanlardır. Ama bizim de kitaplarımız var, secerelerdir, cönklerdir, buyruklardır, menakıtnamelerdir. Dilden dile, bugün yazıya geçmeye başlayan değişlerdir, nefeslerdir. Ve bugünün de tanıkları vardır. Cumhuriyet dönemi tanıklıklarla doludur. Alevi Bektaşi dünyasının büyük bir evrendir. Alevi Bektaşi dünyası bir enstitü işidir, üniversite işidir. Ama yaşanır tabii ki aynı zamanda yaşayabilir, yaşatabilirsek, Alevi olabilirsek, Aleviliğin, Bektaşiliğin erdemlerine varabilirsek. Tabii ideal insan kusurlardan arınmış insan olmak çok zor. Bu da mümkün değil zaten. Gelirsiniz, gelirsiniz ama en sonuna yaklaştığınızda bile binlerce öyküde olduğu gibi ta peygamber kıssalarında, Kur'an-ı Kerim ve nice kutsal kitaplarda olduğu gibi gelirsiniz, çok iyi insandı derler size. Ama cehennemden cennete çıkmak için ayağınızı bastırırsınız başkalarının başına ben çıkayım dersiniz, cennete ben varayım. Gelirsiniz 90 yaşına hala bencillikten kurtulamazsınız. Yazdıklarınızda, konuştuklarınızda bir hayaldir. Hasan Gülşan, avukat, yazar, can dost, güzel insan. İki gündür gerçekten ona üzülüyorum. Beyin kanaması geçirdi o dolu dolu yaşamın izinde aleviliğin o çalkantılı dönemlerinde o dönemlere tanıklık yapan bir güzel insan bir güzel yürek yaşam dolu bir insan hayat dolu bir insan neşeli bir insan olumlu düşünen herkese enerji veren öyle özünden güzel enerjiler veren bir insan hak şifasına versin gönlümüz onunla sevgimiz onunla, aşkımız onunla. Hasan Gülşanlar bu ülkede bir döneme tanıklık yaptılar, mücadele verdiler. İsimleri saysak bir program yetmez ki yaparız da onları, geleneği yaşatanlar diyelim onlara da. Ve bugünlere nasıl geldik onları da dile getiririz. İşte Abidin Özgünaylar, Sadık Göksular ama hele de Mehmet Yaman gibi hem ocaktan gelip gelene yaşatıp hem de çilelerle kolay değildir öyle insanlar salınıp gezerler ama bir de insanoğluna sorun neler çektiğini ne zorluklarla okumuştur o insanlar. Bilenler bilir, bilmeyenler ne bilir. Herkesi kendileri gibi bilir. Rahattır yaşamları, beylik içindedir birileri. İnsanlar nasıl okudular, nereden, nereye geldiler, bilenler bilir, bilenler bilir. Can dostlar, işte emektar insanlar var, fedakar insanlar var. Bu yol bugüne geldiyse bedel ödeyenler sayesinde geldi, yolu aydınlatanlar sayesinde geldi. Dolayısıyla gül yüzlü canlar o dem bu dem mücadele devam ediyor. Muaviye düzeni devam ediyor. İnsanın insana kul olmasını isteyen, kadının köle olmasını isteyen düzenler devam ediyor. Zulüm devam ediyor. İşte her karanlık çağ içerisinde, her dönem içerisinde fedakar insanlar olmuştur. Canını bu yola verenler olmuştur. Ve de emek verenler olmuştur, gönül verenler olmuştur. Çünkü vicdan sahibidirler vicdanı olmayan bir hayvandan da aşağıdır. Hayvanların bile hem zekaları vardır, hem de hayvanca davranmalarına rağmen zaman içerisinde içgüdülerini yenebilirlerse, o saldırganlıkları bile dizginlenebiliyor. Ama egolar, bencillikler, çıkarlar, toplumları ve insanları yokluklara sürüklüyor. Sultan Nevruz Ondan bahsedecektik, ondan bahsetmeliydik. Doğa, aşk, tılsım, bir büyü vardır yaşamda. Hayat denen o gizemlerle dolu, o labirentler içerisinde, kimi karanlık, kime aydınlık, kime aydınlığı özlerken verilen soluk soluğa mücadeleler bizi nereden nereye getirir. Çoğumuz mutlu olmadan çekip gideriz bu dünyadan. Ama hep böyle karamsar mıyızdır? Karamsar mı olmak zorundayız? Neşeler, aşklar, umutlar, mutluluklar. Bugün Hasan Gülşan da diyor. Gülün, mutlu olun, Sultan Nevruz'dur. Biz de mutlu olalım, ona enerji gönderelim ona ve onun gibi hastalarımıza, derman arayan insanlara derde derman arar iken ben derdime derman olan o güzel insanın yüreğini özünü arar dururum. Hızır olmak insan insanın hızırı olmalı. İnsan insana yardım etmeli. Hayır, sanıyorlar ki bunu söyleyince hep cebinden çıkarıp da para verecek, versin işte fakir insanlara yardım etsin. Ne kadar dar kalıplara döktük biz bizi. Maneviyat bahçesinde yürümek İnsanların olgunluğunun en güzel gelmiş olduğu aşamadır. Çünkü güzel bir söz, güzel bir tebessüm, insanı kucaklamak, içten, yürekten, özden davranmak bir hastayı da şifa kaynağı olarak iyileştirir. Hekimlerdir tabii ki insanı sağaltan, yaraları sağaltan ama aynı zamanda insanın özbenliğidir, ruhudur, güzelliğidir iştenliğidir, samimiyetidir, yaraları sağlatan. Biz de diyoruz ki doğalara yani havaya, toprağa, suya cemreler düştü, gün döndü, devran döndü. Toprak ananın bağrına yürüyeceğiz ama toprak ana ona yürümeden önce bize her şeyi veriyor. Kadını yaratmış örneğin. Kadın, kadın ana, kadın yar, kadın eş ve yaratan, üreten, bereket sembolü kadınlar. Acaba kadınlar olmasaydı bu erkek sümresi denen bu varlıklar ne hale gelirdi? Toplantılarda erkekler konuşanlar erkekler, karar alanlar erkekler, asanlar erkekler, kesenler erkekler. Şu anda da bizim başımızda da bir erkek diktatör var. Zulmü yüreklere yakıyor. Aldığı kararlar, kanunlar bize eziyor. Toplumumuzu geriyor. Ağzından kin, nefretten başka bir şey çıkmıyor. Sanırsınız ki Muaviye konuşuyor. Sanırsınız ki geçmişten bugüne insanları ezen ve onları tutsak eden, fikirlerini yok etmek isteyen, ülkeleri talan edenlerin sesi yükseliyor. Dolayısıyla varı da yoğu da bencillik. Doymuyor, doymaz bu insanlar. Firavunlar doymaz, muaviyeler doymaz, diktatörler doymaz, zalimler doymaz. Yok sayar er insanı, insanı kul yerine koyar, kul olarak görür. Ama Sultan Nevruzlar geliyor, bahar uyanıyor aşk dolu, sevgi dolu yarınlar var. Çocuklarımız var, gençlerimiz var. Onlar okuyacaklar, onları okutacağız. O çağın girici zihniyetlerinin içerisinden çıkaracağız. Ve bu sistemlerde gelip geçecek. Hakça, adaletçe bölüşümün sağlandığı gerçek demokratik düzen bu topraklarda kurulacak. Azınlıklara dayanır bunlar. Vesveselere dayanır. Abdülhamit Hanlara dayanır. 30 yıl boyunca sarayın içinde korkuyla, desiseyle, vehimle, entrikalarla oturdu ve ülkeyi batırdı. Rumeli toprağı elimizden çıkıp gitti, yurt toprağı parçalandı, ülke kuşatılmışlık içinde emperyalizlere teslim edildi. Ve 90 yıl az değil nice sağcılar geldi, nice yöneticiler gördü bu ülke. Ama umutlarını hiç kaybetmedi. Ne olursak olalım, direnelim. Çünkü Nevruz günlerindeyiz. Bahar geldi, aydınlık geldi, güzellik geldi. Sağaltı geldi, coşku geldi, sevgi geldi. Hazreti Ali'dir. Alevi Bektaşi toplumunun, Mevlevi toplumunun, tasavvuf erbaplarının gözlerinin nuru, ona adalet dağıtıcısı derler, hak dağıtıcısı derler. Ona sevgi timsali olarak bakarlar, Allah'ın arslanı derler, şiiri yezdan derler. Evet can dostlar, Hazreti Ali'nin doğduğu gündür bugün. Alevi Bektaşi toplumu bu aşkı, bu mutluluğu yaşar yüzyıllar boyunca. Sultan Nevruz deyince, yeni gün deyince, bütün halkların bayramıdır, Farslarında, Kürtlerinde. Ama elbette ki Türklerin de bayramıdır. Yani Türk toplulukları da yüzyıllar boyunca baharın gelişini coşkulu bir şekilde kutlamışlardır. Bakmayın bugünkü Anadolu oyunun üzerindeki karanlık zihniyete. Bizler aydın insanlarız. Türk toplumu aydındır, okuyandır. Her zaman kendisini ileriye doğru götürendir. Dağlar aşmışız. Kıtlığı, savaşı, isyanları kendi kendimize verdiğimiz yanlış kararları, mahkumiyetlerimizi bir tarafa bırakmışız. Devamlı hareket etmişiz. Devamlı, devamlı. Ve bu hareket bir yaşam arayışıdır. Bir varlık arayışıdır. Dağların kovuklarında da kalsak yine de yaşama umuduyla dolup taşmışız. Dolayısıyla can dostlar Sultan Nevruz yeniden doğuşun yeniden dirilişin yeniden umutların filizlendiği ateşlerin yakıldığı insana enerjinin verildiği yeni bir gündür gerçekten eski takvime göre yeni günün başlangıcıdır Fatıma anamız vardır evrenin tısımıdır temelidir Alevi Bektaşi inanç sisteminde öğretisinde kadına verilen yerin en güzel örneğidir Hatice anamız vardır Fatıma anamız vardır Zeynep anamız vardır Bunlar mazlumluğun timsali olmuşlar. Zulme uğrasalar da kol kanat germişler yavrularına, inancına, geleneğine ve töresine ve bir kadın olarak direnmiş ve dirilmişlerdir, diriltmişlerdir aleybili. Kadıncık anamız vardır Hacı Bektaş'ın yareni. E, muhabbet ehli ve aynı zamanda ileri göreni, selam verileni alanı ve kucak dolusu Sevgi ekeni Anadolu'ya, Anadolu kadın yurdu, Anadolu bereket, bolluk yurdu. Dolayısıyla Sultan Nevruz'u kadınlardan ayrı düşünmeyin. Sultan Nevruz günleri bolluğun, bereketin kaynağı olan sular doğanın içerisine doğru yol alırken, emlik kuzular, kuzular anasından em eder sütünü ve bizde en bereketli suyu, sütü, ve buğdayı, başağı avuçlarız. Ama hepsinden önemlisi o analarımızın kınalı elleriyle beraber sevgiyi, şefkati başımızda hissederiz. Yetimler vardır, öksüzler vardır, onlar beni anar, anlar. Ben öksüz ve yetim büyümedim ama onlar gibiyim. Mazlumlardan yanayım, mazlum bir insanım, ezilmiş bir insanım. O yüzden bilirim ötekileştirilmişleri, Bilirim hırpalananları, yıpratılmışları. Gözüm dolar. Dolayısıyla düşünürüm sevgili dostlar. Bir güzel ananın ellerinin değmediği baş neye yarar? İşte onlar hayatları boyunca o ezikliği hissederler. O ezikliği hissederler. Ben bilirim onların yüreklerini. Ne halası, ne teyzesi, ne ablası ananın yerine dolduramamıştır. Onlar her zaman o ezikliği hissederler. İşte o ezikliği hissedenleri hissetmeliyiz. Yoksulları hissetmeliyiz, Hastalara hissetmeliyiz, kimsesizleri hissetmeliyiz. Öyle salınıp gezmemeliyiz. Hey mağrurlananlar, kibirlenenler, dünyayı ben yarattım diyenler, Aleviymiş, Sünniymiş, Türkmüş, Kürtmüş, hiçbir değeri yok. Hırsına yenilenler, parası vardır, ekonomik gücü iyidir, mevki vardır, makam sahibidir, öyle rahattır, gururludur. Hey, kim ne yapabilir ona? Azrail'den başka. Ama aynı zamanda bazen kendileri de başkalarının Azrail'i olabilirler. Ezazil. İnsan gönlü kırmayalım, insanları kucaklayalım. Bakın Balkanlara gidip geldim. 20 yıl boyunca 30-40 kez Nevruz'u da orada gördük, insanlığı da orada gördük, Lez'i de orada gördük, bayramları da orada gördük. İnsanlar yozlaşmamışlarsa, inançlarını gerçekten samimi bir şekilde yaşıyorlarsa, o doğallıkları içerisinde biz onları insan olarak, inancı da gerçek bir inanç olarak görebiliyoruz. Bizler şehirleştik, yozlaştık, çabuk büyüdük, boyattık. Ne dedim ben geçenlerde? Cemimizde bile erken çubuklarını kaldırdık. Hatta gözcülerin kullandığı asayı, asa çirkin dedik, boyu uzun dedik, bu kente uymuyor dedik, ceme uymuyor dedik, bencil dedelerin ellerine uymuyor dedik, boyunu kısaltalım, zamanla da ortadan kaldıralım. Reklam için televizyonlara çıktığımızda elimize yakışmıyor dedik. Hani makyaj yapanlara kızıyorum ben. Hele de saçını bıyığını boyayan erkekler yok mu? Hiç nefret ediyorum. Gerçekten sevmiyorum. Yapanlar da varsa beni affetsinler. Çok kötü bir şey. Çok iğrenç bir şey. Çok iğrenç bir şey. Şimdi makyajlar yakışır insana. Biraz daha belki güzelleştirir. Ama Maskeli günlerdeyiz. Maske tokarı olduğu insanlar dedesi de maskeli, yazarı da maskeli, babası da maskeli, aleviler de maskeli, Bektaşiler de maskeli. Gösteriş için salınıyorlar. Kıyafeti giyip çıkıyorlar yollara. Geleceğimizi kurtaralım. Yarınımıza bakalım. Geçmişimizi hatırlayalım, köklerimizi unutmayalım can dostlar. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Biz Nevruz deyince cem deriz, muhabbet deriz, lokma deriz, paylaşmak deriz. Rumeli toprağında da işte Nevruz bayramdır, gerçek bayramdır. Yemekler yapılır, aşlar yapılır, insanlarla paylaşılır. Meydanlar açılır, çerağlar yakılır. Dolayısıyla gönüllerde çerağları yakalım insan gönlü kırmayalım. Ben de söylüyorum. Dilim sivridir ama hak yoluna verdiğimiz mücadeleden dolayıdır bu. İstemeyerek, bilmeyerek, istemeyerek gönül kırdıklarımız varsa gerçekten özümü dara çekerek ben af diliyorum bir insan olarak. Ve gerçekten de artık gerekmedikçe kimseyle de hiçbir şekilde kendi yolumun değerleri dışında da zaten hep böyleydi ama gereksiz görüyorum polemikleri. Polemik insanı değilim, sevgi barış insanıyım. Ama maalesef ki insana da gerçekten de yol için bile olmuş olsa bazen gönlünü kıranlar oluyor. Benim gönlümü çok kırdılar, çok üzdüler. Eğer gönül kırdığım varsa tekrar darı Mansur'da af diliyorum. Ama Yolumun değerleri içinde çalışmaya devam ediyorum. Çünkü yol erenlerin kurduğu bir yoldur. Yol cümleden uludur. Yola birlikte gidilir. Yolda gösteriş olmamalı, kibir olmamalı, benlik olmamalı. Ben bunu yaptım dememeliyiz. Hizmet etmeliyiz. Tabii ki hizmetimizi dile getiririz. Bu çok güzel ama devamlı yaptığımız hizmetleri başa kakıcı olarak, gösterişli olarak ben şunu yaptım diyerek ortaya getirmeyin ama elbette ki bir insanın bir lokması varsa özüyle yüreğiyle bir meydana lokma getiriyorsa o lokmada dualanır. Tabii ki eline alır zaten o lokmayı getirmiştir. Lokmanın içine bakılmaz ne getirdi ne götürdü denmez ki zaten. Dolayısıyla can dostlar Nevruz günleri güzelliklere vesile olsun. Dostluklara vesile olsun. Adaletsizliklerin son bulduğu, insan ruhuna, onuruna, vicdanına yakışır düzenlerin kurulduğu, haksızlıklara göz yumulmadığı bir sistemin adı olsun, başlangıcı olsun. Kadına uzanan eller kırılsın. Devletten de geliyorsa o devletin eli de kırılsın. Devletin eli de kırılsın. İnsanlığa uzanan el insanlık suçudur. Dolayısıyla bugün Türkiye başta olmak üzere dünyada vicdanlar sızlatılıyor, kanatılıyor, haksızlıklar yapılıyor, insanlar birbirine düşürülmek, o yavcılığıyla, siyaset kurnazlığıyla yapılmadık, edilmedik işler oluyor. Üzülüyoruz, üzülüyoruz ama bilincimizi, direncimizi kaybetmiyoruz, umutsuz olmuyoruz, nasıl olur demiyoruz, oluyor, olur ama... Bu yurt hepimizin, bu yurt bu toprağın kara bağrından çıkıp da onu aydınlıklara çeviren aynı çiçekler gibi gönüllerinde dostluk açanların yurdudur. Bu yurda ihanet etmeyenlerin yurdudur. Birlik isteyenlerin yurdudur. Beraberlik isteyenlerin yurdudur. Bu bayrağın, bu güzel bayrağın altında hep beraber yaşamak isteyenlerin yurdudur. Bu yurt atalarımızdan bize kalan yurdumuzdur. Her birimizin bir yakını, bu topraklarda kan vermiştir, kan dökmüştür, kanı dökülmüştür. Dolayısıyla yurdun bağımsızlığı için mücadele eden, başta Çanakkale şehitlerimiz, bütün Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katılmış cümle şehitler ve bu toprakları sevgiyle yoğurmak isteyen nice nice isimsiz ulu erenler ve onların yolundan giden yol erbapları, dedeler, babalar ve ozanlar Alevi Bektaşi öğretisini ozanlar yaşatmıştır. Her bir ozanda bir eren kimliğine bürünebilir. Öyle bir yapı onlarda zaten vardır. Onlar duy, duygu yüklü insanlardır. Aşk yüklü insanlardır. Canını seve seve bu yolda veren insanlardır. Pir sultanlar vardır. Nesimiler vardır. Hatayiler vardır. Bunlar ozandır. Ozandır. Can dostlar ozandır. Ozan demek özüyle varlığıyla her şeyiyle kendisini topluma verebilmektir bilinç sahibi olmaktır ve ruhunda özünde evreni toparlayabilmektir evren o insanın özündeyse ruhundaysa o gerçek bir ozan olabilir ağlayanla ağlayan gülenle gülen yaralı gönüllere merhem olmak isteyendir ozan Ozanlardır bu yurdun gerçek sahipleri, ozanlardır. Aşık Veysel gibi sevdasını uzun, ince bir yolda bize emanet ederek çekip giden ozanlardır. O ulu büyük insanlık davasında Nazım Hikmet gibi yaşamdan daha kutsal ve güzel bir şey var mıdır? Yaşayacaksın bilinçli bir şekilde diyen insanlardır. Ozanlardır. İşte dede babalardır, babalardır. Böyle de bunu yeni yeniden okudum. Son Bektaşi dede babası Ahmet Sırrı dede baba Revak yayınlarından çıkmıştı. Sabah onu okuyunca sizlerle de paylaşmak istedim. Bugün Nevruz'u Sultan hoş geldin ya Ali. Bugün Sultanı Nevruz'u Sultan hoş geldin ya Veli. Bugün Nevruz'u Sultan hoş geldin ya Celi bugün Sultanı Nevruz Edrikne Ali! bugün Sultan Nevruz'u Sultan Medet Şahı Merdan, bugün Nevruz'u Sultan Ya Nuruhandan. bugün Nevruz'u Sultan 12 Kurban, bugün Nevruz'u Sultan Edrikne Ya Ali, bugün Nevruz'u Sultan Zemin Asman, bugün Sultanı Nevruz Medet Ya Aman, bugün Sultan Çarhı Pelkan, bugün Nevruzu Sultan Edrikni, Ya Ali, Ya Ali diye devam ediyor. Bu kitabı da sizlere öneriyorum. İşte yolumuz güzelliklerle dolu, aydınlıklarla dolu, ozanlarla, nevruziyelerle dolu. Nevruziyeler okuyacağız, coşkumuzu, sevgimizi paylaşacağız, en azından birbirimizi arayacağız. Ulaşamıyorsak da türbeler, dergahlar da kapalı değil cemevlerine, derneklere sahip çıkacağız. Oralar hepimizin. Dolayısıyla kimsenin değil, herkesin olursa orada da daha güzel düzenler kurulabilir. Ama biz oraları bırakırsak, işte sahipsiz kalırsa da ondan sonra yakınmaya da hakkımız yok. Can dostlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yarınlar umutlarla dolu olsun. Çocuklarımız var yarınlarda, gençlerimiz var. Onlara kitap okuyalım, kitap okutturalım. Gerçekten nice nice öyküler var, öykü kitapları da var. Her Alevi Bektaşi bir çağdaş insandır ama Alevi Bektaşi bütün dünyada ve Türkiye'de en az okuyan toplum kesimlerinden birisidir, biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız ben hatırlatayım. İşte dincileri, gericileri, yobazları eleştiriyoruz ama bazı yönlerden de onlardan bir farkımız yok. Güzel konuşmak ne güzel. Gülücükler dağıtmak. Hey! Gerçekleri söylemek de o kadar güzel. Okudukça bilincimiz artar. Okudukça tarihimizi daha iyi anlarız. Okudukça gerçeklikle buluşuruz. Umudumuzda, sevgimizde, direncimiz de artar. Okumayan toplumları ezer geçer faşist zihniyetler. O yüzden onlardan beslenir. Karanlıktan beslendiği gibi Öyle dirençsiz toplumsal kesimlerden de beslenir onlar. Ah vah etmeyle bir şey olmuyor öyle. Ah vah etmeyeceksin, dirençli olacaksın, bilinçli olacaksın. Fazla da sinmeyeceksin, pusmayacaksın, farkmayacaksın. Yüreğinle yaşayacaksın. Bu yurt, bu vatan senin. Bu bilinç, bu direnç senin. Bu aşk, bu sevda senin. Bu dağlar, bu ormanlar senin. Ormanları koru, denizleri kirletme, insanca yaşa, kadına değer vermeyen, doğaya değer vermeyen, kitap okumayan, dostluktan, barıştan haberi olmayan gerçek bir Alevi de olamaz bence. Yolda yürüyenlere yol aşkıyla Allah eyvallah Sultan Nevruz'unuz kutlu olsun. Yeni günler, güzellikler getirsin, sağlıklar, mutluluklar getirsin.